kuşundan herkese merhaba. Normalde sessiz ve sakin olan cadde, benim ayağım sürttü diye mi bilmiyorum, maşallah Şanzelize'ye döndü. Daha ne istiyorsun Evrim? Herkes Paris'e gidip Şanzelize'de 3-5 tur atmak için can atar, sen gitmek bir yana Şanzelize'yi ayağına getirmişsin. Bir Şanzelize örneğe girebilir miyiz Sıtkıcan? Artık yurda dönüp işe koyulma zamanı Evrim. Ev sahibimizin kim olduğunu açıklayarak startı verebiliriz mesela. Teşekkür ediyorum. Efendim bugün hepimizin gerçekten hayran olduğu, gıpta ettiği ve ülkemizi onurlandıran, gururlandıran bir insanın evine geliyoruz. Nasuh Mahruki'nin evine geliyoruz. Biliyorsunuz ki Akut'un kurucusu. Çok önemli işlere imza atıyorlar. Hepimizin iyiliği için. Gidelim bakalım neler yapıyorlar. Ev halleri ısınmış. Ay dur çalma korna. Londra asfaltı. Şimdi bir de İngiltere'lere gitmeyelim diyecektik ki Nasuh Bey imdada yetişti. Bu ne ayol? Çok trafik bir oluyor geldim, burada ya. Oldu. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz valla. Nasıl olalım? Siz nasılsınız? Ay çok iyi gördünüz. Hoş çok geldiniz. Fitsiniz. Herkes normal. Sporla uğraşan insanlar böyle oluyor. Benim gibi... Hector, tamam oğlum, tamam. Hector. Hector biraz yabancılara tepki gösterir. Ne cinsi? Kafkas. Efendim? Kafkas çoban. Kafkas çoban. Maşallah. Benim gibi ilk tane. Ay siz gidin. Kapatıyordum az da. Yeni gidin. Oh, trafik sıkışınca böyle ya maalesef. Daha evin girişinde duvarları süsleyen muhteşem fotoğraflar sayesinde trafik yoğunluğunu da korna seslerini de çoktan unuttuk Nasuh Bey. Ne dersin Evrim? Evet bunlar benim değişik yerlerden çektiğim fotoğraflar. Evet. O siz misiniz? Yok fotoğrafları ben çektim. Ha fotoğraf... Hepsini ben çektim. Evet. Ya ne kadar ben hayat hikayenizi okuduğumda biyografinizi çok yönlüsünüz siz. Bayıldım hayran kaldım. Bu hayat çok yönlü olmayı gerektiriyor. Sizin hayatınız mı? Her hayat. Her hayatın kendisi yani yaşam. Hayırdır Evrim? Bir durakladın mı sanki? Bu durum senin için pek geçerli değil galiba. Ben tek yönlüyüm. Yok ben canım. De yok o. Tembel ilgilerden olduğum için. Ay, ay dünyayı gezdiniz değil mi ya? Vallahi 80 küsur ülke gezdim. Duvarlardaki ispatlarından da anlaşılacağı üzere sadece gezmekle kalmamış, o gezileri ölümsüzleştirmişsiniz de Nasuh Bey. Siz Evrim'e bu eşsiz fotoğrafları gösterirken biz daha sonramızı izleyelim. Sonrasında sohbetimiz tüm sıcaklığıyla devam edecek. Nasuh Mahruki'nin antikacıyı andıran evi Evrim'in aklını başından alacak. Ay bu evde 5 gün çekim yapmak istiyorum. 5 gün burada kalalım. Buyurun çok kalın. Güzel. Ne güzel seviniriz valla. Antika evin mutfağı büyüleyecek. Ki burası çok ay, küçücük bir mutfaktı. Ay hakikaten ya şey zannediyorum bak, devamı gidecek bak şu... gibi. Nasuh Mahruki'nin yer yatağının yanında Evrim incileri sıralayacak. Gerçekten uyumlu kadın canım. Evet yani en hani onun için sıkıntılı olan kısmı yani, hamileyken. Çekilecek dert değilsin yani yoksa. Adam beni bırakacak daha tırmanacak 2,5 ay yok ortada. Sürprizlerle dolu evin bahçesinde Evrim birbirinden ilginç görüntüler ortaya koyacak. Çok tavuk çok güzel ay, çok sıcak. Yok yok olacağım. Hiç bundan, bundan hiçbir zarar yok. O zarar olanı kestik. Horozcan. Bak 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 bak. Bak bu daha küçük bir horoz. O biri daha iri yarı bir horoz. Az sonra Evrim Akın'la ev kuşunda. Ay. İşte Hector tamam. Bir şey sorabilir miyim? Gerçekten doğru. Hani oraya gidince böyle bir nirvana'ya ulaşma, huzur erme. Öyle bir duygu hani öyle bir kafanız yoksa bile. Ben sonuçta bir gezginim. Yani gezmek için geziyorum bir taraftan ve uzun seyahatler yapıyorum. Gezgin anlamında seyahate çıktığı zaman insan zaten bir coğrafyaya gittiğinde hemen o kültürün, insanların, doğanın, coğrafyanın özelliklerini deneyimlemeye çalışıyor. Dolayısıyla oradaki o ambiyansa tabii insan kendini kaptırıyor hemen. Bunu duvardaki bir anla örnekleyelim hemen. Hindistan'da kutsal hac yolculuğunu gösteren işte bu fotoğrafla. Türkçe'de tam karşılığı yok. Prostration. Üç adımda bir yere uzanarak komple bütün vücutlarını yere değdiriyorlar, uzatıyorlar. Böylece bu kutsal hac yolculuğu, o yolculuk sırasında vücutlarının temas etmediği hiçbir yer kalmıyor. Şimdi adım attığımızda bir arada boşluk var ya, evet, o boşluğu da dolduruyorlar, evet. Sıra duvarları süsleyen diğer fotoğraflarda. Bakalım onlarla ilgili Nasuh Mahruki'den neler dinleyeceğiz? Bu Sıkkın burası, Hindular bunlar. İşte motosikletle gitmiştim. Burası Karakurum Dağları'nda katedral zirveleri, bunlar Baltistanlı taşıyıcılar. Bu Everest, Lhotse, Nuptse. Bu fotoğraf şöyle önemli. Nerede o? Aşağıda galiba. Çoğu dağı var. Onun zirvesinden çektim bu fotoğrafı. Yani bu fotoğrafı çekmek için 8201 metrelik Çoğu dağının dünyanın 6. yüksekliğidir zirvesine çıkmak gerekiyor.
Yani bu açıyı bir tek oradan görebilirsin. O yüzden çok Everest'in görünen bir fotoğrafı değildir. İnsan böylesine güzel fotoğrafları görünce sırada neresi var diye sormadan edemiyor Nasuh Bey. Sırada Peru var yani. Hatta konuşuyoruz şimdi, bizim bir Moğolistan ekibi var. Motosiklet ekibi var. Bu yaz Moğolistan'a gittik. Geçen sene Kuzey Hindistan'ı dolaştık. Peru'ya mı gidelim, Kamboçya'ya mı gidelim, işte ne bileyim acaba başka bir yere mi gidelim filan, İzlanda'ya mı gidelim, böyle onları konuşuyoruz. Ama Peru listemizde. Çok hayalim benim de. Peru'yu evet, yani o özellikle o kültürü merak ediyorum. Bir de Nazca Yaylası diye bir yer var orada. Yani nasıl yapılmış, niye yapılmış, kim yapmış, o çizgileri, hani büyük çizgiler var ya. Hani cevabını bulamadığım çok az şeyden biridir. Dünyadaki o insan yapısı şeylerden. Sıtkı girsene bir iki fotoğraf. Şeyi izlediniz mi? Motosiklet günlüğünü. İzledim. İzledim. Güzel bir şeyimdi. Bırak motosikleti. Ya. Hepsini okumadınız herhalde. Yok canım, bu kadar kitabı kim okuyor? Bu aileden mi kalma? Bir kısmı aileden, bir kısmı benim aldığım. İşte babamdan, büyük babamdan, daha geriden kalan. Peki Osmanlı'dan kalan var mı? O hani altıncı nesilsiniz. Orta katta. Bakacağız mı ona? Orası ayrı bir daire. Bakarız isterseniz ama. Başkası mı yaşıyor? Babamlar yaşıyor. Aa, ne güzel, birliktesiniz. Evet. Ay ev muhteşem. Mengütay tam senlik değil mi? Ay bu evde 5 gün çekim yapmak istiyorum. 5 gün burada kalalım. Buyurun çok kalın. Güzel. Ne güzel, seviniriz valla. Siz şey değil mi, komün hayat seviyorsunuz çünkü. Dizilerden falan. Tabii yani çok bir gezince, seyahat edince. Birlikte. Nasıl oturayım? Yönetmeyelim. Şöyle buyurun. Ben de böyle geçeyim. Başarılı ya. Hoş evet geldiniz. Ya bundan sonra bana sorunuza söyleyeceğim şey bu. En beğendiğim ev. Teşekkür ederiz. Evrim karşı karşıya kaldığı güzelliğin şokunu yaşıyor Nasuh Bey. O kendine gelene kadar siz en iyisi anlatmaya başlayın evin detaylarını. Ve şu ahşap işlerinin hepsini bir arkadaşımla ben yaptım. Usta girmedi bu eve. El yapımı ve siz. Evet. 95'in 94 sonu 95 başı gibi Everest'e gitmeden önce bir arkadaşımla buraya geldik. Burayı işte duvarların karşılıklı duvarları ahşap kaplayalım dedik. İşte oturduk, hesap yaptık, ölçtük, biçtik, sipariş ettik. Bir kamyon odun, şey, bu kütük ağaçlar geldi. Şu 5,5 metre kütükleri bile iki kişi. Şu camdan çektik, yukarıya monte ettik filan. Bu merdiven ve yukarısını bir iç mimar arkadaşım yaptı. Yani bunlar profesyonel tarafından yapıldı. Ama bütün evdeki duvardaki ahşapları bir arkadaşımla ben yaptım. Ben orada bir şey buldum. İşte bu da benim hobim. Bana diyorlar, hobin yok dediler. Hangisi? En sonunda buldum hobi. Burası ne ya? Burası bizim güzel. Okuma bölümü mü? Okuma, evet. Az sonra. Çünkü şimdi çocukluğumdan itibaren hep bu büyük bahçeli bir yerim burası. Burada mı büyüdünüz? Tabii burada büyüdüm hep. Doğduğumda babamın köpeği vardı. Yani hep işte, hep hayvanlarımız oldu. Yani ilk akvaryumu kendim yaptım daha ilkokuldayken. Camcıdan cam kestirip silikonla yapıştırıp filan. Hatta İstanbul'a ilk gitmeyi öğrendiğim yer Mısır Çarşısı'dır. Daha ortaokuldayken otobüse binip buradan Mısır Çarşısı'na gidip oradan işte ne bileyim hayvan alırdım. İşte beyaz fare, hamster, bilmem ne bir şeyler beslerdim. Dolayısıyla hayvanlarla ve doğayla çok ilişkim iyi oldu, hep güvenli oldu. Üniversitede doğada spor fikriyle tanıştım. Dağcılık ve işte diğer doğa sporları Bilkent İşletme'de. Ve bir anda bana tabii çok cazip geldi. Yani zaten işin içinde doğa var, zaten bir challenge var, mücadele var. Spor, zaten ben çok hareketli bir yapıya sahibim. Ve bir anda hani bir denedim, nasıl olur olmaz falan derken tam benim için biçilmiş kaftanmış. Bütün hem metabolizma uyumlu, yüksek irtifa dağcılığına, doğa sporlarına zaten zevk alıyorum, zaten yetenekliyim. Beni çok mutlu ediyor ve kariyerim ondan sonra doğa sporları ve dağcılık üzerine oldu ve profesyonel dağcı oldum uzun yıllar. Böylesine hareketli ve yoğun bir yaşam süren Nasuh Mahruki'nin hayatında çok önemli başka detaylar da var elbette. İşte onların en önemlilerinden biri. Bir de kitap da yazıyorsunuz. Tabii 7 tane kitap yazdım. 6 diye hatırlıyorum, 7. 7. Lafınızı balla kestik ama sohbetimizin bir ziyaretçisi var. Aa, Mine Hanım. Hoş geldiniz. Ay ben aslında hoş geldim de Mine Hanım sonradan geldi. Ay ne kadar zarifsiniz. Şükür sizin şekerim.
Tamam, ben de şunu alayım. Bu benim. Ha, bu benim. Bu şekerli, bu şekersiz. Aa, teşekkür ederim. Teşekkürler. Gelsenize, sohbet mi? Öyle mi? Ne kadar güzelsiniz maşallah. Teşekkürler. Estağfurullah. Uuu, hadi canım. Ay tam evet. Müze, hakikaten müze evet, ya. Evet, valla. Az sonra. 95'te Everest'e tırmandım, 27 yaşındayken. O zamanlarda işte Türkiye'deki dağcılıkla uğraşan insan sayısı belli. Daha azdı, belliydi. Yani hepimiz neredeyse birbirimizi tanırdık. Dağda denk gelirdik, orada burada denk gelirdik. Bir takım konferanslarda, organizasyonlarda denk gelirdik. Şimdi çok daha fazla insan var. Yani şu anda benim 95'te yaptığım tarz bir şeyi başarmak çok daha zor. O zaman ünlü olmak anlamında rakibiniz de azdı diye bir çıkarım yapabilir miyiz bu sözlerinizden? O zaman çok az insan olduğu için bir şey... İlk yaptığın zaman evet. Öyledir ya. Mesela dizilerde de öyledir. Tabii ben televizyondan örnek vereceğim. Benim de dünyam o. Hani oyuncu olduğum için. Bir dizi yaparsın mesela. Atıyorum Avrupa Yakası işte benim içinde yer aldığım dizi. Çok başarılıydı. Pat 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 herkes sitcom yapmaya başladı. Bir şeyde en iyi olmak çok önemli bir başarıdır. Ama ilk olmak daha değerlidir. Çünkü eninde sonunda bir başka en gelir ve o eni geçer. Ama ilk olan sonuza dek sahibine ait kalır. Siz bu anlamda çok şanslısınız Nasuh Bey. Malum dağcılık denince akla ilk sizin isminiz geliyor. Heyecan oluyor mu tırmanırken? Oluyor tabii yani peki sonuçta o, dağcılık. Böyle bir laf vardı yani böyle ekstrem spor yapanlar için söylüyorum hani. Ekstrem işlerle oluyor. Bu adrenalin bağımlılığı diye bir şey var. Yok yok canım. Yok öyle bir şey yok, değil yok, mi? Yok yok hayır. Yani o bir şey sonuçta... mi? Şehir efsanesi gibi hani toplumun algısını mı bozdular? Ya şimdi dağcılık birinci kural riskli ve tehlikeli bir spordur. Bu işin birinci kuralı bu. Yani bu sporu yaparken yaralanabilirsin, sakatlanabilirsin, ölebilirsin bile. Ama bu sporu cazibeli kılan da bu. Çıkart içinden riski ve tehlikeyi, o zaman dağcılık pinpon oynamak gibi bir şey olur. Geriye ne kalıyor? Geriye ne kalır yani. Zaten riski ve tehlikeli olduğu için insanları kendisine çekiyor. Ve o yüzden de başardığında toplumdaki, kamu, insanlardaki değeri o kadar yüksek oluyor. Bir şey ne kadar zorlu ve zahmetliyse onu elde ettiğinde o kadar büyük bir tatmin duyuyorsun. Seneca'nın bir lafı var. 2000 sene önce söylemiş. Her şeyin zevki bizi itmesi gereken tehlikeyle artar diyor. Hmm. Vay be kaç tane var saydınız mı? Ne bileyim işte. Aa şey vardı ya 9988, 9989, 9990. Hatırladınız mı? Zekalı aslında. Himmet abi yapıyor oradan. Az sonra. Siz mahsur kaldınız mı? Tırmandınız bir yerde. Mahsur kaldım tabii kalmaz olur mu? Kaç defa kaldım. Yüksek irtifa dağcılığında donma riski çok fazla. Yani el ayak parmaklarının kaybedilmesi riski çok fazla. Benim başıma geldi birkaç kere ayak parmaklarım don yani tam böyle tabii çok kötü olmadı ama hissizleşti mi? Evet birkaç kere. Yani sonra düzeliyor mu? Düzeldi zamanla düzeliyor. Tek sorunu kalıyor bir daha aşırı soğuk ortama girdiğinde oradaki dokular tabii biraz tahrip olduğu için daha çabuk etkileniyor. Daha çabuk etkileniyor. Bir yüksek irtifa dağcısı için. Gibi, değil mi? Evet, en kötü şey olabilecek en kötü şey çünkü her seferinde oradan sorun yaşıyorsun. Biz dönelim yeniden Nasuh Marhuki'nin Everest'e tırmanması sırasında yaşadıklarına. Siz böyle 2,5 ay tırmanıyorsunuz. İyi gıda ihtiyacı ya çantada mı oluyor onlar? Yok, şöyle bir ana kamp kuruluyor zaten. Ana kamp koca bir ana kamp var orada. Mutfak var, ya, aşçı var. Tabii değiliz bu sonuçta. Bilmediğim için bilmiyorum. Yüksek irtifa dağcılığı büyük bir ekip işi. Çağırdım da gelmedin mi? Çağırırız bir daha gidersek. Ya. Yüksek irtifa dağcılığı tabii büyük bir ekip işi. Bak şimdi 3 kat merdiven çıkarken nefes nefese kalan Evrim Everest'e tırmanacak. Rüyada görsek inanmayız Evrim. Sen daha az efor gerektiren uğraşlarla meşgul olmaya devam et bizce. Mesela yürümek gibi. Hareket bereket diyelim. Tamam buyurun. Hadi bakalım. Burada gördüm ecnebi kitaplar var efendim. Ecnebi. Ya. Kim hatırlattı bu laf sana? Şu grup değil. Gerçi bunları babamla aldık ama şurası, şu tamamı, geri kalan hepsini yıllar içerisinde ben satın almıştım. Üniversitede okurken ve işte özellikle seyahatlerimde, üniversiteden sonraki kaç yaptığım seyahatlerde. Diyorsunuz? Bir tek İngilizce bilirim. Yıllarca nereye koyacağımı bilemedim bu kitapları. Herhalde ama hepsi araştırma 20 sene var. Sonra yerini buldu. Yani çok ilginç bir şey. Ben orada bir şey buldum. İşte bu da benim hobim. Bana diyorlar, hobin yok dediler. Hangisi? En sonunda buldum hobimi, gittim yelkenci oldum. Ama yelkenim yok tabii. Çok güzel. Aldım ehliyetimi de. Evet, i̇şte. Orada şu grup komple yelken kitaplarıdır. Bu grup komple yelken kitaplarıdır. Yapıyorsunuz değil mi? Yapıyorum ve hayalim yelkenli bir tekneyle dünya seyahati yapmak ileride. Ben şey yaptım, Roma'dan Atina'ya. O zaman Everest'e tırmanma hayallerini bir kenara bırakıp Nasuh Bey'le yelkenli turuna çıkabilirsiniz Evrim deyip kitaplar arasındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası ne ya? Burası bizim güzel. Okuma bölümü. Okuma evet. Burayı öyle tasarladık. Ay, hayallerimdeki ev.
Ay çok güzel. Ben buradan kalkmam mesela. Benim evim olsa çıkmam buradan. Benim çalışma odam eskiden burasıydı. İlk kitaplarımı burada yazdım ben. Sonra üst kata çıktım. Aslında çocukluğumda orta katta yaşıyorduk. O zaman bunlar burada amcamlar oturuyordu. Sonra ben üniversiteye Ankara'ya gittim. İşte 5 sene Ankara'da okudum. Geldim. İşte askerlik şu bu falan filan derken amcamlar da taşındı buradan. Buraya yerleştim. Müze şurada. Onlar bu, ne? Motorlar, bisiklet, arabalar. Şey de var mı artık cross muros? Onlar da mı? Cross'um var? Yok. Enduro. Ben endurocuyum. Necisiniz? Enduro. O ne? Enduro hem off-road hem düz yolda beraber gidebilecek motorlar. Ekstrem sporlardan geçiyoruz müzikal aktivitelere. Sırada CD'ler var. Eskiden tabii habire bunları CD'ler. Dinlerdi. Ondan önce kasetler. Duruyor mu o kaset? Duruyor vallahi duruyor. Şaka. Şurada. Bakalım mı? Şuralar. Ay nostalji. Buralar, bak gel. Kasetler. Bunlar tabii barla saçıp bunları bir dağıtıyor. Aa Bryan Adams. Ne oldu adama ya? Ne dinlerdik? Tabii canım eskiden hep böyle kasetti hayatımız yani. Aa bak ne... Aa ilk kaseti. Bak. Aşığının yanında olamasam da. Gidin. Aa çok güzel. Aa Royce'u falan var. Vay ama çok yönlü. Siz de, ben de böyleyim mesela. Ya evet benim ilgi alanım çoktur. Çok yani, yönlü değil mi? Müzikte de ben de öyleyim. Yani türkü de severim, caz da severim. Bazı pop şarkılarını da severim. Ben miço olurum. Temizlik yaparım, yemek yaparım. Hiç üşenmem bunlardan. Teknede ama evde değil tabii. Evde yapmam. Teknede yaparım. Az sonra. Çok güzel. Şeye çıkalım mı ofise? Yani çıkalım ofise evet benim. Ben home office sonuçta bu benim. Bu da Barlas için herhalde değil mi? Çıkması evet bunu gibi. Barlas için yaptık güvenlik. Sonradan. Buyurunuz. Ben mi çıkayım? Tabii. Neden olmasın? Evet söylüyorum kimse alınmasın darılmasın bu insanın ruh haliyle alakalı bir şeydir. Bugüne kadar gezdiğim gördüğüm en bana uygun ev. Ay teşekkür ederim. Yemin ediyorum. Çok başarılı. Oo manzara da güzel. Evet hep böyle geniş. Aa güvenlik değil mi o? Evet kameralar var. Bakayım burası. Ah yelkene bak. İşte o da yelkenli tekneyle dünya seyahati yapacağız ya inşallah. Geleceğim ben de. Kaptanım ama miço olurum. Miço daha rahat bir iş bence. Kaptanın sorumluluğu büyük. Kaptanın. Ben almam o sorumluluğu. Sorumluluğu çok büyük hem de yani. Mümkün değil. Ben miço olurum. Temizlik yaparım, yemek yaparım. Hiç üşenmem bunlardan. Teknede ama evde değil tabii. Evde yapmam. Teknede yaparım. Evde yapmaman ahalinin hayrına zaten evrim. Allah teknede yapacağın yemekleri yiyeceklere sabır versin ne diyelim. Bu arada dışarıda horozlar mı ötüşüyor ne? Ay bu horozun... Neydi her horoz kendi... Ne? Kendi çöplüğünde öter. Orada iki horoz kavga etmiyor mu onlar iki tane? Acayip ediyorlar. Liderlik kavgası vardır orada bence. Vallahi orada çok ilginç bir şey var. Yaşı büyük olan daha küçük aslında. Yaşı genç olan da iki katı o küçüğün. Şeyin. Yeni nesil öyle. Ama dayak yiyor her gün. Küçük, büyük olan mı? Yani yaşı büyük, büyük olan ama fiziği küçük olan, yaşı küçük olan ama fiziği büyük olanı her gün sopalıyor. Şaka. Her gün koşturuyorlar bahçede. İşte o tecrübe, deneyim. Bir horozumuz daha vardı ama o çok sert bir horozdu. Bize saldırıyordu yani biz arkamızı kolluyorduk geçerken yanından. Barlas biraz büyümeye başlayınca mecbur kestik onu. Saldırgan bir hayvandı çünkü. Bana saldırdı anneannemlerin bahçeli evde oturuyorlardı Ankara'da. Horoz bayağı saldırdı bana. Saldırdı. Gırgırdı. Ay nasıl canı aldı dedem ama akşamına kesti onu. Öyle. Rahmetli dedem. Çünkü işte. Yani çocuk yani mahvolur hayatı boyunca ondan sonra hayvanlardan korkar diye evet. Şey yapamadık. Bir de kedisi vardı anneannemlerin evinde. O da beni tırmalamıştı. Yıllarca kediden korktum ama şimdi çok seviyorum. Hatta bir kedim var. O, ne Pati, güzel. Kıyım benim. Pati mi? Pati adı. Güzelmiş. Sokak kedisi. Haa o daha da güzelmiş. Bravo. İki de köpeğim bravo. Var. Hadi ya beraber anlaşıyorlar mı? Ayrı evlerdeler. Hmm. Çünkü bir köpeğim ilk olan köpeğim çok duygusal. Çok da kıskanç. Onun böyle psikolojisi bozulur diye getirmedim onu. Çünkü ikinci köpeği getirdiğimde bayağı etkilendi. Hmm. İkinci köpeği de sahiplenmiştim ben. Vay yani... bravo ya. Ay buralar çok güzel. Herkes dikkat etsin. Hayır bir de sokak hayvanı almak, sahiplenmek evet ya, çok güzel pet yani. Pet shop'tan almayın hep söylüyorum. Bravo sokak vallahi. Hayvanı. Çünkü onların daha çok ihtiyacı var buna. Aa, bu arabayı ben merak ettim. Bu da Barlas'a kalacak. Evet. Kaç model bu? 1970. 70. Bunu Amerika'dan ben getirdim 96'da. Az sonra. Biliyoruz o zaman. Buyurunuz.
topuklarla inmek de. Dikkatli, dikkatli. Burayı inersem daha iyi olabilir. Bu arada şunu gösterebilirim. Hani Kaptan Der Ali Paşa bu beyefendi. Evet, büyük babamın, büyük babasının babası. O sakız isyanını bastıran kumandan. Nur içinde yatsınlar efendim. Evet, nur içinde yatsınlar. Oh, tırmandım ve indim. Kapatalım da Barlas uyanır. Evet, Barlas uyanınca. Burada mı yiyorsunuz yemekleri? Evet, burası bizim yemek odası. Eski evlerde tabii yemek odası konsepti var ya. Çok güzelmiş. Bu ev bu arada 50 küsur yıllık bir ev. Etilerin en eski evlerinden biridir. Büyük babam yapmış. Aa, bu ne? Aa, paraya gel. Eski paralar. Delikli kuruşlar. Babam hep derdi ki bizim çocukluğunda delikli kuruş vardı derdi. Vallahi vardır bir şey. Jeton. Telefon şey değil mi? Jeton. Bak bak. Eski jetonları hatırlar mısınız? Hiç jeton telefonla konuştun mu böyle? Lik sesi gelirdi çevirdin sen. Tabii canım herhalde artık. Aa, bilmeyen var mı? Cidden. 93 doğumlu insanlar geziyor artık ortalıkta. Doğru var değil mi? Ben tabii artık 47 yaşında olduğum için doğru. Kaç? Yani. 47. 68'liyim ben. 3 hafta sonra artık 47 yani. Vay be, kaç tane var? Saydınız mı hiç? Ne bileyim işte. Ama şey vardı ya, 9988, 9989, 9989, 9900. Hatırladın mı? Zeki Alasya'nın. Himmet abi yapıyordu. Sen de çok güzel canlandırdın ama Yeşilçam'ın o unutulmaz sahnesini ve rahmetli Kemal Sunal'la Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin muhteşem performansını hatırlamadan geçmek olmaz evrim. 4444, 4445, 4446, 4447, 4448. Safve, televizyonda alacak mıyım? Ben kelepçeli saat alacağım. Ben yaylonu gecelik istiyorum. 4453. Himmet abi, bu konular gene çok konuşurlar, senin kafan karışacak. Sayende karıştı. Bu ne? Bu Ferman şeydi. Ferman şey mi? Piri Reis'in haritası vardı içinde. Şurada o da. Astınız mı? Evet, oraya astım. Bu da onun kılıfıydı. Böyle burada tutuyorum. Güzel bir şeymiş böyle. Güzel bir şey. Geldi. Merak uyandırıyor. Evet, değil hani mi? Hani ferman, Esra Paşa fermanları çıkarıp okurlarmış. Öyle, öyle bir şey. Wow, bu da güzel. O da babam onu ta fi tarihinde Bodrum'dan bulmuş, almış, nasıl aldıysa evde duruyor. Oo, fotoğraflara bak. Evet, bu koridoru böyle değerlendirdik. Kaç yıldır tanışıyorsunuz Mina Hanım'ı? 13, 13, 2001, 13, 14 yıl. 14 yıl falan, 14, evet. 15'e girecek. 15'e, evet. Peki, ne zaman evlendiniz? 2009 Ekim. Bayağı sürmüş evlilik süreci. 8 sene sonra evlendik. Evet. Evet. Ne güzel ya. O İzmir'de yaşıyordu. Öyle mi? Evet. İşte İzmir'de yaşıyordu. Uzun süre İzmir-İstanbul gitti ilişki. Şehirler arası. Şehirler arası gitti. İşte ondan sonra o işte bir Amerikan şirketinde çalışıyordu. Oradan ayrıldıktan sonra artık da biz de evlenince İstanbul'a yerleşti. Onda var mısın gibi daha maceraları falan? Vallahi işte şuralarda beraber gezdiğimiz bir sürü şey var yani. Uyumlu yani değil mi? Tabii tabii, Everestan'a kampına yürüdü. Ya. Motosikletle bir sürü seyahatler yaptık. Zaten bir motor seyahatinde evlendik, Bhutan Krallığı'na yaptığımız bir motosiklet yolculuğunda evlendik. Aa, görüntüleri var mı onların? Var var, bak bu bizim o evlendiğimiz yolculuk. Bu bizim balayımız. Çılgın. Bak bu Everestan'a kampına giderken. Ne yapıyor, tıraş mıydı orada? Burası Bhutan, evlendiğimiz yer. Bu Nepal'de bir gazeteye çıktık. Şey diye mi, düğün haberini vermek için mi? Yoksa sizin nasıl var ki işte, geldi? Evet, yani gezginler hani gelmişler işte geziyorlar diye buraları. Ay! Şşt, Hector ay, tamam. Hector, saldırgan olma yavrum. Biz dostuz. Bebişim. Canım. Aşkım. Tonguç. Çok güzeldim. Az sonra. Görsel ne güzel ya. Neresi burası? Hindistan. Çok güzel ya. Ben mesela yaşayabilirim böyle bir yer. Tamam, çok şeyse konforlu ama içi hatta konforlu olacak. Yani sıcak olacak. Yine bulaşık makinem olacak. Bak bu Kuzey Alaska'da bir eğitim aldım. Arktik koşullarda hayatta kalma eğitimi. 180 kilometre çektik o kızağı. 80 kilo o kızak. Alman bir triatloncu arkadaşım vardı onunla beraber.
Neden ya, neden? Bak, bu Büyük Demir Kazık Dağı'nın kuzey duvarı, 600 metre bir duvar. Orada mı yattınız? Duvarın ortasında, şöyle ortasında gece bildiğimiz gibi bağlanarak. Bu da kar herhalde. Bu bir kar mağarası. Şu? Bu Kuzey Hindistan, sen. Evet. Burada... Ya Hindistan nasıl bir yermiş böyle? Hindistan çok güzel. Tablo gibi değil mi? Of, Hindistan fotoğraf... bir sene gez, bir gün sıkılmazsın. Öyle bir yer yani. Çok hayalim, orası da hayalim. Güya Oya Germen'le gidiyorduk Hindistan'a. Vallahi hiç kaçırma. Bak, burası Afganistan. Burası Bhutan. Bu Everest tırmanışı. Bu fotoğraf 1997. Laptop var. Laptopum var. Günlüğümü laptopta tutuyorum. Motosikletle gittim. Şey, orası 97'de laptop. Benim sıkın. 97'de evet. Desktop'um oldu. O da yani ay nasıl zor oldu anlatın. Bu sıra dışı evin bakın şimdi sırada hangi özel bölümü var? Burası yatak odanız mı? Evet, burası bizim yatak odası. Giriyorum. Yer yatağı ben yani. Ay evet, onu çekiyorum. Uyku tulumunda yattığım için alışkan. Çok uzun yıllar. Dolayısıyla yer yatağı bana çok cazip, çok karizmatik gelir. Yine de sağ olsun hamile haliyle bile idare etti yani bu yer yatağında. Gerçekten uyumlu kadın. Evet yani en hani onun için sıkıntılı olan kısmı yani, hamileyken. Değilsin yani yoksa. Adam beni bırakacak, dağa tırmanacak, 2,5 ay yok ortada. Kimler var orada, kimler yok bilmiyorum. Ay elimi donar, ayağımı hissizleşir. Çok zor yani. Sizinle hayat. Vallahi tebrik ediyorum Mina Hanım'ı. Bu renkli takılmalar için biz de seni tebrik ediyoruz Evrim. Ama daha fazla devam etmen Nasuh Bey'in pek hayrına olmaz ona göre. Ay ne şık, ne zarif, ne sade ya. Maşallah, bir ömür mutluluk. Teşekkürler. Huzur, sağlık. Aa, fotoğraf devam burada. Ha, evet, burada buraya akut fotoğraflarını koydum. Ay akut ya. Bu arada onu da bir konuşsak ya, ben gerçekten iyi ki bunu yaptınız. Hayata geçiren evet, insansınız akut, zaten. Yani akut tabii çok yani, çok önemli. Yani o kadar çok, çok doğa alıyorsunuz ki o başımıza gelen felaketler. Aslında onların adını bile seslendirmek istemiyorum ama. 1992 tane insan kurtardık. 1992 kişi bugüne dek. İyi ki var. 8 kişi daha kurtarınca 2000 olacak ve ondan sonra bir basın duyurusu yapacağız 2000. canımızı kurtardığımızda. Ay beni şu tembellerimden kurtarsanız 1700 küsur operasyonumuz var. Gel akuta katıl. Herkese yer var. Ya. Tabii canım, herkes gönüllü akutta. 4 tane maaşlı personel var koca akut yapılanmasında. Ay sekreter. Sekreter yanlarında. Onun için her şeyi gönüllülükle yapıyoruz. Nerede yerimiz? Esentepe'de, Gayrettepe Metro Durağı'nın hemen yanındayız. Genel merkez. Ataşehir'de eğitim merkezi, lojistik depo, enstitü, K9 köpekler arama birimi var. Onun dışında 35 tane de Türkiye'de ekibimiz var. Kaç kişi gönüllü? Dernekte yani aktif 1500-1600 gönüllü var dernekte. Ama derneğin yanı sıra vakıf var, yayın evi var, enstitü var, çocuk akademisi var, üniversite toplulukları var, liselerde afet bir inşa edilme eğitimleri ve kulüpler var. Yani birkaç bin kişiden oluşan bir aile akut. Gerçekten de hepimizin teşekkür borçlu olduğu, ülkemiz için çok önemli bir boşluğu dolduran bir yapılanma akut. Tabii teşekkürün en büyüğünü de kurucusu olan Nasuh Mahruki'ye gönderip ev gezmemize devam ediyoruz. Burası bizim banyo. Burada da benim daha ilk üniversite dönemlerindeki aa, fotoğraflarım. Bakayım, küçük Nasuh. Evet, bunlar daha küçük böyle Nasuh. 20'lerdeki fotoğraflarım. Nasuh benim de 20 yaşında. Bu ilk dağcılık fotoğrafı. Bak 20 yaşındayım burada. İlk dağcılık, kış dağcılığı deneyimim bu. Nasuh yeğenin adı mı? Hı hı. Hadi ya. Evet. Vay canına, çok az bulunur bir isimdir. Nasuh Tuncay. Kaç doğumlu? Küçük, 86'lı falan. Üniversitede okuyor zaten. Hmm. Kocaeli'nde. İyiymiş. Nasuh Tuncay. Çok güzel isim ya bence evet, Nasuh. Evet. Bence de çok güzel bir isim. Kişilikli. Evet. Bir de az olması çok, ay çok anlamı güzel. Da güzel. Nasihat eden, öğüt veren demek. Saf ve temiz demek. Ya insanlar ismini kaderini taşır derler ya. O da çok tatlıdır, temizdir. Ay ne güzelmiş, bakabilir miyim? Bu tabii buraları da Barlas'la birlikte aslında bir evi elden geçirdik. Şimdi Barlas geliyor diye evi bir steril hale getirmek anlamında hem işte zemini sistire yaptık, duvar kağıdı yaptık, boya yaptık. Her tarafı bir değiştirdik, zaten adam ettik yani. Zaten ahşap çok sağlıklı bir şey değil mi? Evet, evet. Söz konusu banyo tuvalet olunca Evrim'in klasikleşen özdeyiş takılmasını atlamak olmaz. Özdeyişin koltuğu burada. Burada hayatını sorguluyor, oturuyor. Öyle mi? Tabii. En rahat ettiği, en huzur bulduğu koltuk bu. Böyle oturuyor. Artık gerisini bilmiyorum ne yapıyor, ne düşünüyor, neler yapıyor, neler kafadan geçiyor. Yerim seni ben. Burası ne? Bu arada müjdemi verebilir miyim? Ay ben istiyordum, hep istiyordum, söylüyordum. Özdeyiş, küçük özdeyiş ya da küçük çiğdem istiyorum diye.
sevgili Çiğdemciğimiz. Yapma ya. Bebek getirecek dünyaya Allah'ın izniyle, alkışlıyoruz buradan. Allah şansını açık etsin şimdiden. Amin ve sağlık saat versin. En önemlisi. Hayırlı bir evlat nasip etsin. En önemlisi valla. Vatana, millete, ailesine, ay, hepimize. Ay tüylerim diken oldu ya. Nasıl mutluyum Antan. Bana mesaj attı Özdeş 2 gün önce. Dedin sonunda oldu diye. Süper. Cinsiyet böyle, belli mi? Böyle diye. Yok daha yok, çok yeni. Sadece tamam çok. Ama o da öyle cicicik. Maşallah. Allah tamamı Allah kendi gözlerinden evet. Kutsun. Amin. Baba olmaya hazırlanan kameraman arkadaşımız Özdeş'i ve eşini biz de kutluyoruz. Bu ne güzel bir müjde Evrim. Ev kuşuna bebek geliyor bebek. Ay küçük kuşum geliyor benim. Ay mutfakta bile kitap var. Tabii bunlar yemek kitapları. Ki burası çok ay, küçücük bir mutfaktı. Ay hakikaten ya şey zannediyorum bak, devamı gidecek bak, gibi. Kolum değecek neredeyse yani uzun boylu birinin de iki kolu değer. Ay sanki. Bu kadar bir mutfaktan bahsediyoruz ama. Çok başarılı. Ayna değiştirdi olayı. Ay ne kadar başarılı ya. Oh, oh, oh. Bahçeye çıkalım. Bahçeye evet. Çıkalım. Hop, hop, hop. Çıkalım bahçeye. Ben change yaptım çünkü bahçeye topuklarla yürüyemiyorum. Evet. Şimdi bu arada biz tabii siz de ayakkabılarınızı giyerken, montları giyerken inanma dedikodu yaptım. Helal olsun. Tekrar helal olsun. 10 numara yaşımız bir karınız varmış. Yardımcı onun için yok. Aldım zaten. Ne bakıcı var evde ne evin temizliği için yardımcı var. Haftada bir kadın geliyor. Helal ama yoksa... tek başına. Ama dedi ki biz nasıl da yapıyoruz dedi bak. Aa. Erkeğin de burada zarafeti işte. Yok kendisi yapıyor olur. Canım ne. Kendisi yapıyor canım yani ben çok az benim katkım tabii ki. Niye mesela sofrayı toplamaz mısınız? Ha tabii ki onları yapıyorum elbette ama ev temizliği yapmıyorum sonuçta yani. Süpürmüyor musunuz hiç? Hayır. Aa ben süprenler tanıyorum elimde videolar var. Sen anladın uzun efendi. Elimde videolar var yayınlayabilirim. Elektrik süpürgeli arkadaşlarım var. Tavuk çok güzel ay, çok sıcak. Yok yok hiç bunda hiçbir zararı yok. O zarar olanı kestik. Horoz can. Bak 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 bak. Bak bu... Daha küçük bir horoz, o biri daha iri yarı bir horoz. Az sonra. Ya aslında buraya yazın gelmek lazım. Yazında gelin, yazında gelin. Söz seve, mü? Tabii canım, çekimi. Seve seve. Ama biz yazın bahçede bayağı böyle kalabalık partiler veriyoruz. Ah bah, tabii, tabii. Bahçe partileri çok severim. Mangal şey, yaparız, mangal çok yapalım. Güzel. Oo, çok güzel mangal aldım yaparız. Aldım sözünü, tabii, aldım tabii. Sözünü. Seve seve. Barlas ne koşturmalardı. Bir, tabii tabii koşturuyor zaten. Ne güzel olur. Şurada bir süs havuzumuz var. Aa balık var değil mi içinde? Var var tabii. Aa ne güzel. Hatta azıcık yem atalım onlara yerler şimdi hareketliler. Hadi atalım. Kışın az yemek yiyorlar, az yemiyorlar. Allah Allah, evet. Neden acaba? Hatta kışın hiç yemiyorlar. Yani bak bunun üstü buz tutuyor, cam Allah. Buz. Burası kar bilmem 40 santim. Altında bunlar takılıyorlar. Biraz sonra gelir yerler. Biz balıkları ziyafetleriyle baş başa bırakıp bahçenin diğer sakinlerinin yuvalarına doğru yol alıyoruz. Hah, tavuklar zaten geziyorlar. Ay tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Merhaba tavuklar. En son Ferman Toprağan'ın da var değil mi tavuklar? Çiftliğine gitmiştik. Buradan sevgiler ona da. Çok tavuk çok güzel, ay, çok sıcak. Yok yok hiç bunda hiçbir zararı yok. O zarar olanı kestik. Horoz can. Bak 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 bak. Bak bu daha küçük bir horoz. O biri daha iri yarı bir horoz. Bu yaşlı olan bu yaşlı olan. Gerçi bu da yavruydu geldiğinde. Gerçi bu da tonguç maşallah. Bu burada doğdu. Ha. Bu burada civciv yani yumurtadan çıktı civcivden çıktı. Aa yem istiyorlar. Gelin gelin yem yer şimdi bunlar. Hadi mama gel, verelim. Bak, yem verelim. Ay. Şşt, Hector ay, tamam. Hector saldırgan olma yavrum. Biz dostuz. Bebişim. Canım. Aşkım. Yerim seni. Sinirlendirmiş ya. Ama kuyruk sallıyor. Farkar mısın Mengüç? Bak. Size gıcık oldu. Anne. Yavrum. Tonguç. Çok gıcık. Evrim. Şansını fazla zorlama istersen. Hector'un şarteller atacak ona göre. Barlas her gün her sabah bunlarla orada oturuyor yem yiyor. Tavuklarla. Evet. Ay yerim yok. Oturuyor onu. Onların arasında karşılıklı beraberce hiç Barlas'a da rahatsız olmuyorlar ondan da. Bir tepki de vermiyorlar. Beraber oturuyor. Hayır yetmiş hissediyorlardır onu. Dolduruyor yiyor valla. Tavuklar yemlerini yerken
Bakın bahçede nasıl bir sürpriz çıkıyor karşımıza. Bak müze burası. Hah, müzeye gidelim. Aa bak. Çok güzel. Bu da evde Atatürk'ün büstü ya babam zamanında almış. Yani 40 yıldır duruyordu. Evde de bunu öyle bir sakladık ki hani aman kırılmasın, aman bir şey olmasın alçı. Yıllarca sakladık, en sonunda burayı buldu. Babamın bir alçıcı arkadaşı var, ondan rica ettim. Böyle bronz yapsın diye. Çok güzel. Çok güzel yerini buldu. Ve işte müzenin içindeyiz. Evrim şaşkınlık içinde. Hadi canım. Ay tam evet. Müze, hakikaten müze evet, ya. Evet vallahi. Öyle bir şey yaptık. Hakikaten müze gibi ya. Ya 450 tane falan plaketim var. 450'den fazla. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden değil mi? 350'den fazla seminer afişi var, ileride göstereceğim. İşte bir basın kupürlerini koyamadım. Şu teşekkür belgelerini koyamadım. Daha, yani daha işi var. Bak bu benim Everest'e tırmandığım sırt çantam 95'te. Ben şunun ne olduğunu tahmin edebilir istiyorum. Misin? Sandık ama içinden bir şey çıkacak evet. Kesin. Çok uzun zamandır istediğim açayım bir şeydi mı? Bu. Aç aç, ağırdır biraz. Çok uzun zamandır istediğim bir şeydi, burada yaptık. Az sonra. Bu Türkiye toprak haritası. Bundan 3 tane var. Bir tanesi AKUT'un genel merkezinde, bir tanesi bende, bir tanesi de Genelkurmay Başkanlığı'nda. Biz hediye ettik. Ankara'da. Her biri orijinal Türkiye'nin olduğu yerinden alınmıştır yani. Nereliyseniz topraklarınıza bakıp böyle bir hasret giderebilirsiniz yani, özlediyseniz. Bursa'nın ufak tefek taşları. Mıla. Allah ne güzel bir şey bunun. Evet. Ne kadar akıllıca zeki. Şırnağın toprağına bakayım. Bunu bizim... Bana toprağı ne kadar ilginç rengi falan. Evet evet. Bizim AKUT'un bir projesi sırasında... hem yönetim kurulumuz olan bir çok arkadaşımız akıllıca. Aldı bunu. Evet, süper bir şey oldu yani, süper. Çok iyi bir fikir. Artvin'in toprağı var. Ya ne renkliymişiz değil mi aslında? İçerisinde türlü sürprizleri barındıran müzede bakın şimdi sırada ne var? Bunlar hep bir şekilde işte... Ya bana verildi ya bir projede geldi ya işte hediye edildi. Bu neresi? Düzce depremi 12 Kasım 1999. Bu Hindistan depremi. Oralara bile gidiyorsunuz değil mi? Bu Aladağlar'da bir dağ kazası gerçek bu kadın. Ay iyi ki varsınız ya. Evin yakışıklı prensi barlasın şirinlikleri. Estağfurullah. Ne bak kafayı çarptın, dikkat et. Ne var? Az sonra. Motorları görelim. Peki. Tamam onu o zaman. Çıkalım hemen o zaman. Hektor'u yukarıya alacağım ben. Siz aşağı geçeceksiniz tamam. O zaman. Hektor'un yukarı alınması işlemi ışık hızıyla hallediliyor ve işte motorların bulunduğu atölyeye geldik bile. Aa ne güzel. Evet çok güzel bir atölyemiz var. Bunda harika. Yakın zamanda yaptık bunu da. Bütün bunları burada üretiyoruz. Bir arkadaşım çok meraklıdır. Ben şunun ne olduğunu tahmin için. Edebilir misin? Sandık ama içinden bir şey çıkacak evet. Kesin. Çok uzun zamandır istediğim açayım bir şeydi mı? Bu. Aç aç, ağırdır biraz. Çok uzun zamandır istediğim bir şeydi, burada yaptık. Küvet mi oldu? Buz kovası. Icebox. Ne zekice. Çünkü bahçede parti veriyoruz. Yani kalabalık lazım, insan geliyor. Soğuk içecek Şubat. Gerekiyor. Aynen bu. Ve ne güzel bir görsel evet. Olmuş. Aa bu arabayı ben merak ettim. Bu da Barlas'a kalacak. Evet. Kaç model bu? 1970. 70. Bunu Amerika'dan ben getirdim 96'da. Teşekkür ederim. Binebilir miyim? Bin tabii. Kaçta? 1996'da getirdim. O şey, aküsü boşalmasın diye akü şarj sistemi. Bu şey normal vites mi? Normal vites. 454'tür bu. Böyle 7000 motor falan var üzerinde. Yani arabaların alarmları öter geçtiğimizde sokakta. Gürültüden. Evet. O yüzden kullanmıyorsunuz değil mi? Çok hiç kullanmıyorum çok. Geri vites var bunun üzerinde. Hadi canım. Evet. Mine'yle bunu bütün Ege'yi dolaştık. İşte Dolomitlere, Alplere gittik. Avrupa'yı dolaştık. Almanya, Avusturya, İtalya, filan San Marino. Bununla dolaştık. Atlar kamana sok gide kali. Ama bu bana büyük bir motor. Yani artık hani bununla çok kullanmıyorum. Bunu bir arkadaşım satın alacak. Bu belki seyahatler için işte hani değil mi? Çok iri motor. Yani ben artık daha ufak motorla uğraşmak istiyorum. Şurada. Büyük motor, evet. O scooter süper. Hep onu kullanıyorum şehirde. Ben hiç arkaya oturmadım ya. Bir oturayım bakayım. Çok rahattır bak. Şurada ayak şeyleri var. İndir onu da. Oo, sırttan müziğini mükemmel. Dinlersin filan yani. Allah. Evet, yeniden eve dönme zamanı. Hem bakın bizi kimler ve hangi sürprizler bekliyor. Ay biz geldik eve. Gezdik, dolaştık. Ay Mine Hanım neler yaptınız bize. Huhu. Evet.
yemekleri. İşte Giritli olmak böyle bir şey. Ege'li İzmir. Evet. Bakabilir miyim bunlara? Tabii tabii. Buyurun. Yine biraz becerikli bir. O şengeti bostan. Aa. Süper bir şeydir. Muhakkak tatmanız evet. Lazım. Bu sizin da arkadaşlar süperdir yani. Bu ikisi de Ufava Ege mutfağı. Tek başınıza mı yaptınız bunu? Evet, evet. Dünyanın en zor şeyi derler fava için. Yok, hani kayna bitmez, kayna. Dikli tencere olduktan sonra değişti işler. Bu börek. O bal kabaklı börek. Sen kullanıyorsun şöyle. Evet. Mikrofon tutayım. Enginar o enginar. Galiba. Şu? O da Finike'deki bahçemizden gelen avokado. O yüzden yaptık onu da. Bu da bakla. O da bakla. Allah. Bu sebzelerin hepsi İzmir'den geliyor bize. Evet. Ay, yemedim. Şu bal kabaklı börek de genelde kızartmalık pidesi olarak yapılır Giritliler tarafından. Yılbaşı hiç zamanı çok onu. Yapılır. Bir tadın. Çok tadı güzel. Ha? Çok lezzetli. Bu muhteşem lezzetlerin yanı başında sıra geliyor hediyelere. Bu arada biz de eli boş gelmedik. Size hediye getirdik. Dilenk, Metin. Vay. Her şeyi şöyle az koyduk. Her şeyden tamam. Bunu, olur. Bil bakalım bu nereye gidecek? Nereye? Müzeye mi? Müzeye. Yaşasın. Harika. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Devamı da var. Tam bizim evimiz. Hakikaten evet, ne kadar uyumlu. İyi düşünmüşsünüz ya. Tercih bize. Biliyor muydunuz da seçtiniz bilmeden. Kesin hayat hikayesinden yola çıkarak seçilmiştir. Bakar mısın bardağın şunun güzelliğine? Şunu kaldırayım bak, mı? Lütfen. Bak orada kaç tane daha var onlardan. Ama bu en güzeli ha. Şaka maka. Bizimkilerden daha güzel. Estağfurullah. Ne bak kafayı çarptın. Dikkat et. Olur mu? Ne var? Ne var? Ne var? Bu Arap saçı değil mi? O Arap saçı. Ben senin Dur, alın. Bu da Şevki'de bostan. Evet. Hiç yemiş miydiniz? Of, zaten İzmir'de olduğumuz için. Annesi bakar mısın nasıl hamle yapıyor? Acıkmış çocuk gerçekten. Acıkmışsın ama. Avokado verelim. Hepsini şimdi çıkaracak ilk hamle. Bak, öyle mi? Bu benim babam. Aynı. Her şeyle aynı. Yani bir tek baba biraz daha kıvırcık. Gerçi onda kıvırcık saçları, dalgalı. Uzadıkça daha da kıvırcıklaşıyor. Ne güzel bebekmiş. Evet, çok güzel. Bu arada fotoğraf da 1943. Ve renkli. 44 falan yani. 44-45. Evet. Bu sarışınlık babaanneden geliyor. Aa, nasıl güzel bir kadın. Evet. Nasıl zarif. Evet. Benim babam da sarışın. Mine'nin babası sarışın, Mine sarışın. Ama Girit Arnavut zaten. Evet. Annem eser, babam sarışın. Benim annem de, ben anneme çok benziyorum. Bir daha deneyelim. Bak, bu da benim annem. Ayol sinema artistleri gibi. Annem tam Elizabeth Taylor. Menekşe gözler, böyle kocaman menekşe renk gözleri vardı. İşte çok güzel. Göreceğim biraz bunlar bize bir şeyler. Yemin mi? Dur, otur bakayım, otur bakayım, otur bakayım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Rica ederim. Allah size uzun hoş ve geldiniz. Sağlıklı bir ömür nasip etsin. İnşallah hepimize. Amin. İnşallah. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere şimdilik. Diyelim değil mi? Evet. Bir daha tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Hoş Klinke'de geldiniz. Klinike'de buluşuyoruz.